Kalan gece geçtim, suyundan içtim. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. La 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 Sevdan beni öldürüyor güzelim, hem sevda hem sana deminim. Sevdan ateşten yümlektir bilirim, sevdalıyım sevdalı bilirim. Gezginirim sokağımda, gecenin karanlığında. Sigaramı çekip çekip, ne olur yüzünü görseydim. Güzelim, yasmanda girdin aklıma, şaşırdın şaşkınlığıma. Ne olurdu seni öpseydim, güzelim. Nasılda girdin aklıma, şaşırdın şaşkınlığıma. Ne olurdu seni öpseydin, güzelim. Bir gün sen de sensin güzelim, sevdan. Evet sevgili Burç. Evet sevgili Coşkun Er, herkese iyi akşamlar. Burç Dunuşer, ben İstanbul'dan birisi. İyi akşamlar sevgiler. Türkiye'nin saati 22.12, Kıbrıs'ın saati 21.12. Londra'da 2 saat geriden, 3 saat geriden. Kaç saatti Yusuf Coşkun Er? 2 saat miydi? 2 saat değil mi? 2 saat abi. Evet. 2 saat ve bakalım şimdi Londra'daydı. Memlekete geldi. Ben onun memlekete geldiğini yeni öğrendim. Eğer 6 aydır şu anda Girne'deymiş. Kimden bahsediyorum? Soner Tursoy. Soner'cim hoş geldin. Babutsa. Selamlar, hoş bulduk. Hoş geldin Soner'im. Evet Soner, yine ışıl ışıl. Güzel sürpriz yaptım, ben şaşırdım. Az önceki ön konuşmamızda Londra'dan erken kaçtın galiba. 6 ay oldu. Nasıl memlekete geldin? Ağustos'dan beri buradayım abi. Bir türlü gidemiyorum. Zaten çok kötü ya. Kötü olduğu için hiç gitmedim Londra'ya. Burada kaldım. Zaten burada evle uğraşıyorum. Oh, rahat. Londra'ya gidemesen de adım adım Londra'yla Neslihan Çakır yalnız bırakmıyor. Londra'dan sonra o hadisleri zaten alıyorsundur değil mi? Neslihan'la beraber. Boris amca biraz sıkı tutmuş işleri. Bakalım hayırlısı değilim. Bundan sonraki durum ne olacak? Evet. Soner'den sonra bir konuğumuz daha var. İş insanı. Onu sakallarından tanıyorsunuz ama çok sempatik bir adam. Gerçekten hani derler ya, eğlence dünyasının baba isimlerinden bir tanesi kim? Rifat Ertan'ından bahsediyorum. Rifat hoş geldin. Narnia. Narnia evet. Rifat duyuyor musun? İyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyiz Burç, iyi diye elimi yolladım. Tabii daha iyi güzel günlerimiz oldu. İnşallah yine olacak. Evet. Beklemeyiz. İşte detayları birazdan konuşacağız. Birçok konu var ama istersen birazdan bir konuğumuz daha alacak. Onu da rejiden hemen kulaklıktan alıyorum. Onu da yayına aldıktan sonra daha detaylı edeceğiz. Önce Soner'le başlamak istiyorum. Soner'cim aslında Soner'le müsaadenle bazı şeyleri de söylemek istiyorum. Yıllar öncesinde, 12 yıl öncesinden Babutsa fırtınasıyla beraber Türkiye'deki tüm hem televizyonlar hem radyolar hem internet dünyasını alt üst ettiler. Yanayım yanayımla bir Ayhan Başkal şarkısıydı. Ayhan abiye de şu anda canlı yayında olduğunu tahmin ederek buradan sevgilerim. Ne kıymetli müzisyenlerimiz var, müzik insanlarımız var. Soner gibi çok kıymetli arkadaşlarımız var. Yorumcu anlamında, üretici anlamında, aranjör anlamında. Sadece Soner yorum yapmıyor. Aynı zamanda aranjör, aynı zamanda besteci. Birçok özelliği bir arada yaşayan ve yaşatan isimlerimizden bir tanesi. Yeni dönemde yenilenen medyada
Sonia Tursoy ne yaptı? Dijital platformları nasıl kullanıyor? Yeni işlere nasıl adım atıyor? Önce değişen medyadan bahsedelim. Uyum sağlaman kolay oldu diye düşünüyorum. Yayınları da takip ediyorum. Söz sende. Zaten bu arada herkese selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Zaten ben bu pandemikten sonra devamlı zaten canlı yayınlara giriyordum Londra'da. Kendi stüdyomdan. Orada birçok gerçekten çok canlı yayın yaptım. Daha sonra işte Türkiye'ye gittik. Oradan Türkiye'den Kıbrıs'a girdim ve artık burada kaldık. Ama tabii ki stüdyo Londra'da olduğu için ne oldu? Bütün aletler orada. Fazla canlı yayına giremedim buradan. 2-3 defa yaptım. Hatta 2-3 hafta önce buradaki Tulips kanser yararına bir konseri verdim evden. Dijital anlamda iyiyiz yani. Peki Soner, şunu da merak ediyorum özellikle. Yeni besteler, yeni çalışmalar, yeni tekliler, artık biliyorsun biraz daha değişti kavramlar. Single oldu tekli, ondan sonra gruplar oldu tekli. İşte Cat Stevens, yani namı değer Yusuf İslam'dan sonra işte veya birçok gruptan sonra boy band grupları da dağıldı. Kalanlar kaldı ama sonra hani teklileşenlerin başarı oranlarının daha yüksek olduğunu görüyorum. Gönül isterdi ki diğer grup üyeleriyle beraber olsun ama hayat şartları bazen farklı kararlar almamıza neden oluyor. Birazdan senden güzel bir eserini dinleyeceğiz ama onun öncesinde ben yan komşuna bir el sallasana. Yanda bir tane Rifat Ertan'ın sana bakıyor mesela. Bir el salla şöyle bir. Yan tarafa. Yan tarafa. Merhaba. Rifat. Şimdi Rifat'ı ben hiç tanımayanlara şöyle tanıtayım. Rifat öyle güzel bir iş insanı ki yani çalışanlarıyla beraber iç içe oluyor ve çalışanlarıyla beraber bir arada inovasyonu sağlayan harika bir adam. Yani ben patronum iddiası olmayan bir adam. Gerçek başarının sırrını fazlasıyla yaşatıyor. Hem sanatçılarına hem gruplarına. Rıfat bak, bir sene boyunca her şeyim free. Ona göre bak, bol bol veriyorum gofu. Şaka bir yana. Tüm gönülden söylüyorum zaten bunları. Tabii Rıfat'ı da herkes olduğu gibi Rıfat'ı da çok derin bir şekilde etkiledi genel durumlar. Yani ne anlamda etkiledi? Pandemi süreci birinci evre, ikinci evre. Rıfat'la geçen günlerde konuşuyorduk. Soner, seni de dinlemeni istiyorum özellikle. Evet, herkes bir şeylerden şikayet ediyor. Haklılar. Yusuf abi hatta bunu daha da farklı bir platforma taşıdı. Öyle değil mi abi? Eğlence dünyasındaki önde gelen arkadaşlarla beraber, sanatçı arkadaşlarımızla beraber. Lafı uzatmayayım. Şunu demek istiyorum. Özetle şunu demek istiyorum. Rıfat, somut olarak eğlence dünyasıyla ilgili biz ne yapacağız abi? Yani nasıl adım atmalıyız? Bir planımız var mı? Yusuf abi diyor ki ya ne olacak? 3 aydır mahvolduk. Sanatçı arkadaşlarımız öyle. Senin gibi işletmeciler, iş insanları öyle. Planımız ne? Nasıl adım atacağız? Ve eğlence sektörü için nasıl bir ayağa kaldırma noktası yaşayacağız? Nedir kafandaki plan? Bu sürede bayağı planlar kurduk. Burç, olumlu, olumsuz. Bayağı bol bol zamanımız oldu. Tabii belli etkinliklerimiz, belli eylemlerimiz de oldu bununla ilgili. Diğer sektördeki arkadaşlar da, tabii da hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık, sesimizi duyurmaya çalıştık. Hı hı. Aslında sağlık her şeyden önde geliyor. Tabii ki de sektörü de açabilmemiz için, faaliyetlerimize devam edebilmemiz için, hayatımızı, yaşamımızı kazanabilmemiz için belli düzeylerde bugün olan açılımlar gibi bizler de açılıma gitmek istiyoruz. Fakat bir taraftan ciddi derecede de bir bulaş sorunuyla karşı karşıyayız. Bizim tabii eğlence sektörü olarak ayrılırsak bar, küçük barlar, büyük barlar, klaplar, diskolar, gece kulüpleri, yani hepsimizde kendimize göre bir formatta koruma sağlamamız gerekir. Geçtiğimiz dönemlerde birçok işte devletin, Sağlık Bakanlığı'nın bize uygun görüp verdiği kurallara uyarak dükkanımızı açtık, kurallarımıza uyduk. Fakat bizim, yani özellikle benim yaptığım
işte bizi öyle 20 kişi, 50 kişi ya da 100 kişiyle çevirebileceğimiz bir iş değil yani bu eğlence sektörü. Onun için de daha rahat, daha temiz bir ortama ihtiyacımız var. Bu da bizim açılmamızda bayağı bize zorluklar çıkarıyor. Tabii ki bu kadar gün sistemler ettik, baskı altında kaldık, strese girdik, ne olacak diye ilk kez karşılaştık. Bir senede yaşıyoruz pandemiyi ama bir şekilde eğer bu format içinde yer alabilmemiz için bizim de tekrardan işimizin başına dönmemiz gerekiyor. Artık işte PCR testleridir, aşılardır. İnşallah olumlu bir sonuçlar verir bize. Tekrar eski günlere döneriz ama şu anda nasıl ki iş yerlerinde, restoranlarda, barlarda, meyhanelerde PCR testleriyle belli mesafede hizmet verilmeye yavaş yavaş başlandı açık alanlarda. Biz de umarım erken zamanda bunun içerisine katılırız. Peki Rıfat, konuyu derinlemesine birazdan inceleyeceğiz. Senin de uluslarına sığınaraktan burada yıldızlarımız var. Bir yerde Soner Tursoy var. Diğer yandan sevgili İbrahim Çetin'in elinde hazır olduğunu Reşe'ye soruyorum. Hazır mısın İbrahim? Evet hazırım. Evet, hazırım. İbrahim'cim, evet biz de hazırız. Seni şöyle bir endamını gördük. Hoş geldin İbrahim. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi geceler. Herkese merhabalar. Merhabalar. Gelir gelmez Latin rüzgarı esin arkadaşlar. Uslava'yı biz Latino ritmo ile dağıtalım mı? Hadi İbrahim Çetiner, ritim sende, sahne sende, mikrofon sende, seni dinliyoruz. Evet, zaman zaman kesintilerle beraber biz ne yapalım? İbrahim'le başladık, Soner'le devam edelim kaldığımız yerden. Soner, bir şarkı alıyoruz, sonra sohbet kaldığı yerden devam ediyor. Soner Tursoy sizlerle. Geçti, gözyaşları kaldı çimemde. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yedi, esir irtar etti ne gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulup geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap İçilmez mi böyle günde? Seher yedi, esir yırtar ettiğini gülün. Güle baktıkça çırpının yüreği mülgüdün. Bu yıldızlı gökler ne zaman
başladı dönmeye. Kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızı gökler ne zaman başladı dönmeye. Kimse bilmez, kimse bilmez. Kimse bilmez, kimse bilmez. Herkes biliyor bak, Ali mesaj yazdı. Babutsa Ali. Ne yapmışsın? Hoş geldin Ali. Hoş geldin Ali. Ali bizi duydu buradan. Aa, Ali Babutsa, yaşa Soner Babutsa. Soner sana yaşa Ali. Hoş geldin. Ya Soner, öyle güzel bir enerji var ki tüm ritimlerinde. Ben aslında Coşkuner'e biraz sormak istiyorum. Coşkuner, Babusa'nın Yanayım Yanayım da başlayan o güzel projesinden sonra hem Ali hem de Soner gerçekten güzel eserlere, güzel çalışmalara imza attı. Klaplardaki yansımalarını bize senden dinleyelim. Babusa furyasından, Yanayım Yanayım furyasından sonra çıkan şarkılarla beraber çıkan enerjileri. Aslında yani, bu çok güzel bir noktaya değindik sevgili Burç. Ayarlasak böyle olmazdı. İki evet. yıl önce sevgili Soner, Cielo'da 80-90 gecem vardı. Soner de arkadaşları oraya geldi ve gecenin bir arasında da gayet kibar bir şekilde geldi. Selam verdi ve abi Babutsa'dan bir parça. Abi hiç çalmadım o güne kadar ve utandığım ilk defa bir şey istedi benden. Çünkü bırak her şeyi bir tarafa. Soner İşte Babutsa, Ali, Peri hepsi beraberdi. Hepsi Facebook'ta arkadaşlarım. Çok başarılı insanlar ve yok demek çok kötüydü ve Soner o gece bir şeye vesile oldu. Şu anda her programımda yanayım yanayım, güzelim. Tabii güzelim. Oyun havalarında da mutlaka dildik. Cemal Hoca kızmasın bana. Ben Soner'inle Ali'nin o İngiltere şivesiyle söyleyişimi çok daha seviyorum ve onu çalıyorum. Cemal Hocam'a da sevgiler. Onun İstiklal Marşı'na laf yok. Gerçekten öyle. Ver coşkuyu Coşkuner. Ver coşkuyu. Az sonra Coşkuner'in bir çöpleri bulacağız. Cemal Özgür sen. Herhalde. İbrahim, Rifat. Cemal Hoca'ya geçenlerde mesajlaşıyoruz. Şimdi biliyorsunuz çok güzel eserleri var. Bütün eserleri dijital platformlara kaydırdı. Özellikle Spotify olsun, Deezer Music olsun, Napster Music olsun, birçok platformlarda Kıbrıs Türk Müziği'nin tüm eserlerine sevgili arkadaşlar, şu anda izleyenlere de söyleyeyim, bulabiliyorsunuz. Cemal Hoca teknolojiyi, yeni medyayı iyi okudu. Oradan da yapabilirsiniz. Zaten birçok esinlendiğiniz noktada da Kıbrıs Türk Müziği zaten var arkadaşlar. Bakın Hoca ile beraber sizlerin yeni planların olacak Soner. Şimdi her eserinde farklı bir noktaya değiniyorsun her defasında. Bundan sonra Soner'in yeni çalışmaları için ne söyleyebiliriz, neler yapacak Soner? Tursoy. Yeni çalışmalar, bu pandemiyi bekliyoruz bitsin. Yani bir türlü ben İngiltere'ye gidemiyorum. Evet. Yani giderim. Bir temizlensin gideceğim. Oradaki istikamda artık kendi çalışmalarımıza başlayacağız. Yalnız burada imkanım yok. Burada çok imkanım yok. Gerçekten burada da bir yeni aşamada bir istikam kurmaya başlıyorum. Genelde daha çok vakit ayıracağım. Kıbrıs'ta vakit geçireceğim. Çünkü artık daha çok bu güzel adada artık karar verdim yani. Daha çok zaman geçireceğim. Ve burada da bir güzel istikyo açıyorum. Yeni çalışmalarda zaten ben 5-6 sanatçıyla remixler falan filan yaptım onlara. Yeni remixler Türkiye'de. Onların remixleri var. Ayrıca Babutsa'nın çıkmış şarkılar var. Belki de duymadınız. Yeni şarkıları var. Çıkmış. Evet, bütün bunlarla ilgili bilgi sahibi olması için Soner Tursun'a sosyal medyadan uğraşsınlar. Bir adresini versene Soner hemen. Spotify'da Babutsa yazın, zaten bütün yeni şarkılar orada. Babutsa sezonu gelmeden Babutsa'nın tadını dinleyerek çıkar. Diyelim mi? Ya. Peki
Soner bir boğazını rahatlatsın. Hemen İbo'ya döneceğim. İbrahim'cim hoş geldin. Reşiden İbrahim. Teşekkür ederiz. İbrahim, Asaç, Berkamer mi? Her şey normal yolda mı? Senden şarkılarını şimdi dinlemeyeceğiz. Biraz sohbet yapalım. Ben biraz İbrahim, sen son zamanlarda tabii ki müzisyen kimliğin dışında bir de aranjör kimliğinde güzel şeyler yapmaya başladın. Neler yapıyorsun anlatsana. Son zamanlarda işte koronadan dolayı sürekli olarak altyapılar hazırlıyorum. Böyle günübirlik ve arkadaşlara bunu atıyorum. Böyle bir aşağı yukarı hatta bir 20 tane arkadaşım daha var ve böyle bir yapılacaklar listem var. Yapa yapa gidiyorum böyle keyfine. Altyapılar hazırlıyorum. Atıyorum müzisyen, özellikle solistlere. Onlar da bana kayıt yapıp geri atıyorlar. Sadece vokalini. Onu alıp işte yapıştırıyorum projenin üzerine. Onun üstüne video çekiyoruz, montajlıyoruz ve böyle sosyal medya için güncel parçalar ve eski böyle 80'ler, 90'lar gerek Türkçe, gerek popüler dünya müziği, gerek Latinler olsun, gerek poplar birçok çalışma yaptım. İşte son bu 2-3 ayın içerisinde galiba 60-70 videoya ulaştık. Kendimin de tabii birçok işte parçaları var. Bir tanesi bu. O zaman hemen bir kulak verelim rejiden rica edelim. Gayet güzel ritimlerle beraber sevgili İbrahim Çetinler'i de dinleyebilirsiniz. İbrahim'in çok keyifli bir YouTube kanalı var. İbrahim Çetin olarak Çetinler olarak mı girmeleri gerekiyor İbo? Ne yapmaları gerekiyor? Yardımcı olsana bana. Evet. Reji'den rica edelim. Bir daha söyle dinliyoruz. Evet. Evet. YouTube'da İbrahim Çetinler dedikleri anda orada bütün videolarım geliyor. Aynı benim işte oradaki gördükleri zaman böyle üçlü dörtlü hemen girsinler onlara illaki oradadırlar zaten. Orada 50-60 tane video var. Oradan da takip edebilirler hem yeni çalışmaları hem de olanları. Tuncer. Peki hemen yan komşuya geçelim. Evet yan komşu buyur. Seni dinliyoruz Soner'cim. Tuncer bu arada İbrahim gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bunların ben Avustralya yaptıkları arkadaşlarla Hasan Gündü Hasan'la beraber yaptıkları şarkılar var. Videolarını gördüm gerçekten süper. Sevgili soruyorum. Zaten İbrahim Çetin'e yıllarca bu ülkede Latino Türk oynan Burak. Teşekkürler. Soner abi çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok güzel bir gruptular. İbrahim da gençliğinden beri tanırım. Evet. O beyefendi kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış. Gitarıyla zaten bir üstad. Ve son dönemlerde de gerçekten çok güzel işler yaparlar. Allah onları daha güzel yerlere getirsin. Hak ettikleri yerlere getirsin. İnşallah. Evet, Canlısı var. Çok güzel bir gibi nasip eylesin. T-shirt yazısı. Soner ve İbrahim'de nasıl bir algı oluşturdu? T-shirt. Sevgili Soner. Soner'e söyle. Dur. İbrahim. Dur. Coşkular bak kilitlendim. Dur bir dakika. Konuklarıma söylüyorum. Soner. T-shirt deyince aklına ne geliyor? T-shirt geliyor. Coşkular'a bakıp bir t-shirt deyince aklına ne geliyor? Onu bana söyler misin? Eyvallah. Tamam adam etti. Şimdi evet ben sana kısaca özetleyeyim. İki hafta önce Coşkun'a bak dedim Yusuf abi yok daha farklı bir şey yaptık. Sen dedim efsanesin. Namı değer adın Legend değil mi?
Herkes bunu biliyor. Sen de biliyorsun. Ondan sonra hepimizden daha gençsin. Kesinlikle ve tartışmasız öyle. Aksini söyleyen olursa lütfen de yayından alsın. Dedim ki sana özel tişörtler yapılsın dedim. Gerçekten. Bak 80s, 90s, The Legend, The Legend on the Island, Finlandia falan. Söner, bak, bu beni yer kardeş. Dur be, dur. Delirtti insanları. adam. İbrahim Keza öyle. Diyorum ki, bak Rıfat'a söyleyeceğim. Narnia'da peynir ekmek gibi satar mı? Coşkun Er tişörtleri Rıfat. Ses gelmiyor. Evet. Ben öyle ya da böyle Rıfat'ın da cevabını evet olduğunu tahmin ederekten devam ediyorum. O yüzden bir an önce bu projeyi yapacağız ama Soner en iyi bir şekilde ne söyledi biliyor musun bana? Söyle bütün abi gelirini ihtiyacı olan yerlere ben vereceğim diye söyledi. Bu konuda da coşkuları etmek canım, gerekiyor. Cengiz abimiz bir tanedir ya. Soner biz müziğimizle para kazanmak isteriz. İşte her zaman. Burç böyle bir şey söyledi. Ben de dedim bir yardım kuruluşu üstlensin bunu. Benim satılacak tişörtlerimin bütün karını her şeyini alsın. Çünkü ben üstüme giyeceğim tişörtünle bunun geliri bana gelmesin ya. Ben barlarım açılsın. 80'e itiz naitimizimi çalayım. Aynen. Ben bunları özledim. Vallahi biz müzisyenler bakın çok zor durumlar. Gerçek bir müzik sevdalısı işte bak. Sevgili Burç. Çok zor günler geçiriyor müzik sektörü. Evet, inanın ki parasız pulsuz yaşayan arkadaşlarımız var. Ama biz böyle insanları eğlendirmek için vaktimizi harcayıp canlı yayınlar yapıyoruz. Ve bundan mutlu oluyoruz. Ve bu doğru. Yani işte. Yusuf abi tam da burada. Evet tam da burada bak çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi Soner 6 aydır İngiltere'deki durumu da biliyor. Kıbrıs'taki durumu da biliyor. Keza İbrahim de öyle. Şimdi. Rıfat'la az önce konuştuğumuz konulara sen de kulağını duydun. Somut olarak ne yapmamız gerekiyor diyorduk. Ben Rıfat'a hemen döneceğim. Rıfat bizi sağlıklı olarak duyabiliyor musun? Yani Rıfat böyle tıkır tıkır gelir ses. Benim sesim geliyor mu? Evet senin sesin geliyor. Az önce söylenenleri duydun. Seni dinleyelim mi? Sen devam et. Evet seni dinliyoruz şu anda. Tam az önce bir daha tekrarlarsan iyi olur. Coşkun Er dedi ki aylarca bir şey yapamadık. Sıkıntı yaşayan sektör. Ve sen de az önce dedin ki somut olarak bir şeyler yapılması lazım. Soner de bu konuya katkıda bulunacak. İbrahim de bu konuya katkıda bulunacak. Tabii ki Coşkun Er de. Seni dinliyoruz. Seninle beraber de tek tek diğer arkadaşlarımızla konuşacağız. Evet. Abi bugün tam bir yılımız oldu. Bir yıl içerisinde birkaç kez açılıp tekrardan kapandık. En başından beri bir sistem durdurduk takıcı olarak diyelim. İlk başta çok güzel geçtik. Neredeyse 3 vakayla kapattık. Ama ikinci açılımdan sonra, ilk açılımdan sonra bayağı bol hatalar yaptık. İçimizi aldık, çoğalttık. Çok rahat davrandık. Ve şu anda yaşıyoruz aslında pandemiyi de. Yavaş yavaş takımlar düştü. Bir de bu gece sokağa çıkma yasağını kaldırırsak daha net bir şekilde biz de önümüzü görebilecek. Tabii şu anda ambulansların sesiyle çıkıyor, duyuyorum buradan. Her şeyden önce sağlık diyoruz. Sağlıklı bir şekilde kurallara uyarak ne gibi kurallar, ne gibi denetimleri yapılabilir? Bunları konuşmak gerekir. Nasıl hizmet verebiliriz? Aynı zamanda hem sektörü hem de sağlığımızı nasıl korabiliriz? Küçük yahut büyük işletmeler bugün bir şekilde bu sürede zararlar görmeye devam ediyoruz. Rıfat, bağlantını değiştireceksin. Sen bağlantını değiştirirken ben Soner'le 3G'ye geçmeni rica edeceğim. Bobutsa, Soner Tursoy. Aslında Soner Tursoy'un bundan önce Soner'le yaptığımız güzel de çalışmalar oldu. Öyle değil mi? Ses Versus'la beraber yapılan o güzel çalışmalarda gayet güzel. Yeah. Değil mi? İnanılmaz. Sevgili Tolga Tuta'ya, sevgili Oğuz'a, yeah. Ses Versus ekibine, Ankara'ya da buradan
sevgilerimizi iletiyoruz. Hangi eseri, hangi eser seslendirilmişti? Onu da söylesene biraz. Bunları da kulaklarını çınlatalım. Ya şimdi gerçekten çok güzel vokal grubu. Süper işler yaptılar. Bize gelen teklif işte yanayımı onlar kendi arancesinde yapmak istediler. Tabii izini verdik, yaptılar ve ondan sonra biz de Ankara'ya gittik, klibi çektik orada. Güzel, eğlenceli bir klip oldu. Böyle güzel anılarımız oldu yani. Evet, Ses Versus da Yanayım Yanayım'ın o güzel versiyonlarından sonra şimdi ben birazcık da hani sen de şey hissettim. Biraz daha hocalığa doğru gidiyor çizgi. Ondan sonra daha fazla güzel insanı, güzel sesi yetiştirmeye doğru gidiyor. Prodüktörlüğünde, aranjörlüğünde tabii ki en güzel noktası bu. Çünkü abi ne biliyor musun? Hani Yusuf abi şunu ve İbrahim söylemekten gurur duyuyorum. Babusa'nın ilk dönemleriydi. İlk üçüncü ay mıydı Soner? İstanbul'da siz kepçe biz kazan hani koşturma koşturma siz nereye biz oraya geliyorduk. Hatırlıyor musun? Magazin ekibiyle beraber. İlk yılı mıydı Babusa'nın? Hangi yılda ortalama? 2010-11. Bayağı bir vakit geçti. O evet. Zamanlarda İboşova kadar gitti. Babutsa ekibi. 2010. Biz stüdyoya kadar girdik. Stüdyoda korumalar ondan sonra öyle böyle bizi çıkarttılar ama yani şu var. İnsanımız için bir sınır tanımadık. Her yere gittik işte. O zamanki prodüktörünü biliyorsun. Onlarla beraberdik. Oradan oraya gitti. Bir başarı vardı. O başarıyla beraber. Yayın öncesi Coşkuner dedi ki içinde Soner olsun, Ali olsun, Zinet olsun, diğerleri olsun, Fikri olsun, Buray olsun. Hepsinden ben vallahi de billahi de gurur duyuyorum. İbo bu senin için de geçerli ama şu nokta var. Ben bu konuda Soner bu dönemi çok iyi yaşayan ve hisseden, o sorumluluğu alan ve taşıyan bir adam olarak sanırım Kıbrıs sınırlarının dışına da Soner'cim çıkmak gerekir diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin müzisyen arkadaşlara ve yeni genç nesile? Şimdi tabii ki bütün herkesin, bütün müzik adamlarının veya bütün müzisyenlerin en büyük arzumuz sesimizi her yere duyurmak. Yani bizim de o zaman işte 2009'da çıkan albüm Yanayım Londra, London Calling. O zaman gerçekten şans mı diyeyim artık nasıl bir patlaması olduysa oldu ve gezmediğimiz yer kalmadı. Gerçekten çok güzel 3-4 senemiz bütün Avrupa'da geçti ve inanılmaz Türkiye'de çok güzel konserler verdik, çıkmadığımız şov kalmadı. Herkesin istediği bu yani ama ona da erişmek için biraz çok iyi bir arkanda çok iyi bir prodüktörün şirketin veya seni öne atacak büyük firmalar gibi yani Sony olsun bilmem ne olsun. Hatta ben bu şeyi çok iyi yaşadım Buray'la. Çünkü biz Buray'la beraber yapmıştık London Calling albümünü. Benim istiyoda gecemiz gündüzümüz 7 gece hiç uyumadık. Orada bitirmiştik albümü. Daha sonra Buray kendi albümünü yaptığında zaten Buray bana dedi ki abi Sony ister beni bir daha sizin şeyden çıkarayım dedi kumpanyadan. Ben dedim abi Sony istiyorsa al. Sony'yi al git çünkü sana daha iyi destek verecekler. Ve gerçekten çok çok başarılı yerlere geldi Buray. Yani ama abi bir de şey değil mi Soner? Bir şey söyleyeceğim. Sözünü balla kesin. Çok özür dilerim. Biraz da hani şans diyorlar. Biraz da şeytan tüy diyorlar. Rıfat oğlunu, olayı çok iyi yaşayan adamlardan bir tanesi değil mi? Ticarette de, müzik dünyasında da aslında hayatın her alanında arkadaşlar o biraz şeytan tüyü ya da bacak kırma olayı vardır ya. İstiyor. Olması gerekiyor galiba değil mi? İstiyor. Doğru değil mi? Evet. Olması gerek yani. Yani sınırların ötesine geçme konusunda o cümlemi kurmuştum hatırlıyor musun? Neye veriyorsun? Hem daha çok yani çok çok iyi yapılmış tabii ki şarkı çok iyi olması lazım. Bir de bilmiyorsun yani bazen insanların belki de yanayım şimdi çıksa hiçbir şey olmaz yani. Hı hı. Öyle bir artık o zaman ayarlaması mı desem bir de nasıl anlatayım yani şans tabii ki gerekli. Mevsimine göre şarkı.
Aynen. Aa, çok güzel. Tam bir aydın. Bak ne kadar güzel topladı İfat. Tam merciği var patronu konuştu. Abi bekledi bekledi. Narnia tam böyle 12'den vurdu. Peki arkadaşlar, İbrahim yavaş yavaş şöyle balansı normale döndü ama ben yine Soner'e dönmek istiyorum. Soner şöyle morallerimizi yerine getirecek. Alt katta biz Yusuf abiyle beraber komşu. Coşkun Er. Üst kattan Soner çok güzel bir eserle bize devam ediyor. Soner bir moral şarkısı dinleyelim abi senden. İçinden tamam, ne ama geliyor? Soner. Ben sana bir gerçek hikayenin asıl olmuş bir hikayenin şarkısını söyleyeyim o zaman. Seni dinliyoruz. Duvarları maviye boyadım, maviyi çok seversin. Penceremde menekşeler dizili, sularken şarkı söylersin. Gramofonda eski Alaturka, hoşuna giden biridir. O yaz evinin içinde denize nazı, sabaha kadar beklerim seni. Birden dalgalar dedi ki gelmeyeceksin. Dalgalar dedi ki gelmeyeceksin. Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala, acı acı sürdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala, acı acı sürdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Acı acı sürdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Acı acı sövdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Ya Soner abi, senin olayın farklı abi. Yani şimdi Lakin başka, Soner başka, Rifat zaten bambaşka. Müziğin her şey, her yönü güzel. Abi bak burada ne yazdım biliyor musun? Hepinize böyle gerçekten içinden evet, geçti. Evet. Hepiniz güzelsiniz. Okuyabiliyor musunuz? Ne yazıyor? Sonra okur musun? Koca. Evet. Yürekli. Evet. Güzel insanlar. Aynen öyle. Güzel insanlar. Senin güzelliğin abi. Çocuğun elini başla göbeği ve sonra yüreğine gelsin. Canım. Sağ ol. Sevgili bu. Şaka bir tarafa. Bu kadar güzel bir yerden gelip bu kadar mütevazi olabilmek de çok önemli. Evet. Bu da Soner'in kişiliğiyle alakalı. Herhalde seni tebrik ederim Soner. Gerçekten tebrik çok ederim. Çok sağ olsun. Çok ki sağ olsun. Ben Soner'le uzun zaman Facebook'ta hiç tanışmadık. Aslında birkaç kere Kemal'in yerinde Hasan'ın kaynayım ben Soner. Hasan'ın en ufak kız kardeşini tutarım. Ulayelim. Evet. Soner'cim. Soner'cim, evet. Hasan abi de Rıfat'la beraber güzel günler ve güzel programlar olacak. Ben araya giriyorum. Coşkun Er, seni seviyorum. Rıfat'a geçiyorum. Pekala. Evet, araba uzun olmak lazım bu durumlarda. Hiçbir şeyim yok yani. Bundan karım yok. Gene Rıfat. Hepsi gizli. Ya böyle gel kendini götürüyorsun bazen bunu biliyor musun Coşkun Er? Tamam, neyse. Oraya girelim. İbo, Rıfat. İbo'yu ihmal ettik. İbo'ya hemen şöyle dönelim. Sen yabancı değilsin.
İbo, bağlantıyla ilgili bazen problemler yaşıyoruz. O yüzden seni böyle kısıtlı aldık. Şimdi o bizleri gitarı dinleyemedik ya. Evet, dinlemeyi çok istiyoruz ama Sönercim, normal. Klip de devam edeceğiz. İnternetleri iyi değil, internetleri. Evet, neyse. Bir dahaki sefere diyelim o zaman. Şimdi İbrahim'i hiç tanımayanlar için ben minik bir beyler, sevgili arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum. İbrahim Çetiner 19 Mart 1979 Koşa Kıbrıs doğumlu. Babası Vedat Çetiner'in İspanyol yani Latin müziklerine düşkünlüğünden bugüne kadar o da çok büyük bir arşiv sahibi oldu, tecrübe sahibi oldu. Latin müziklerini dinleme şansını yakaladı. Sonra İspanyol gitarda yani klasik gitarda ilgi duydu ve devam etti. Klasik gitar eğitimi almaya devam etti ve ABRSM Royal School klasik gitar sınavlarını Grade 8'i tamamladı ve ayrıca bilgisayar destekli müzik eğitimi için Yakın Doğu Üniversitesi bilgisayar bölümünden mezun oldu. Sonra da Lekoşa Türk Belediyesi Orkestrası'nda devam etti. Grup lideri olarak halen devam ediyorsun. Doğru mu İbo? Evet. Duyuyor beni herhalde. Evet, doğru dediğini duyar gibiyiz. İbo kazan. İbo'dan bahsedince İbo kendine hayran kaldı. Orada ve büyük orkestralara gitarcıyım. Klasik gitar çalıyorum. Esas belediye orkestrasıyla. Şimdi şeyi merak ettim. Bak, doğru. Burada diyor ki İbo, Polonya'da müzik yarışmasında dereceye girişin. Sonra Bay Gotts mu? Bay Gotts'a diyorum. Doğru mu okuyorum bunu? Evet. Harikasın abi. Hadi anlat bana. Polonya'daki polislerdeki olay nedir? Ne yaptın? Nasıl oldu? Evet. Evet, evet. Evet, genç yetenekler olarak oraya gittik. Kıbrıs parçalarından bir derlemelerle gittik oraya. Bu arada bir yarışma vardı Polonya'da. Orada ilk üçe girdik ve orkestra olarak hatta 1800 zlot kazandık. Yani Polonya parasına göre orkestra olarak orada bir böyle bir başarı ödülü alıp Kıbrıs'a geri döndük. Bundan işte 2016 yılında Polonya'daki bu olay. Ve geldik. Onun yanında çok kez İstanbul'a çok kez Evet. İbrahim İstanbul'a birazdan gelecek. Ben İstanbul'dan devam ediyorum. İstanbul'dan devam ediyorum arkadaşlar. Diyelim ki İvo ile ilgili ne oldu? Kıbrıs'ta birçok orkestralara eşlik etmeye devam ediyor. Soner'in de söylediği gibi çok kıymetli eserleri var. Soner çünkü kolay kolay yorum yapmaz. Net bir adamdı. Soner senin adına da konuşuyorum ama huyunu suyunu çok iyi bildiğim için konuşuyorum. Soner konuş ya sever ya. Konuş. Müzik haritayı duyduğun anda zaten olayı götürüyorsun. İstanbul'a gittim ben. İstanbul'dan devam ettim. Seni dinliyorum. Evet. Evet, İstanbul'a Lefkoşa Belediye Orkestrası'yla defalarından gittik. Antep'e gittik. Antep Fıstığı Festivali'ne gittik yıllarla. Üç kez yanılmıyorsam evet. Ankara'ya gittik. Defalar. Antalya Latin Festivali'ne gittik. Geçen yıl 2 Şubat'ta yine İstanbul Latin Festivali vardı. Onun dışından grubumla gittik. İstanbul 3. dans maratonuna orada bulunduk. Yani o bunlar çaldığımız koronasız zamanın olayları, korona başlayınca da anlattığımız gibi işte birçok müzisyene altyapılar hazırlayıp atıyorum. Üstüne yapıyoruz videolar ve o şekilde de paylaşımlarla şu anda yolumuza devam ediyoruz. İbo, seni nasıl takip edecekler bir hatırlatalım. YouTube'daki adresini söyler misin? Evet, İbrahim Çetiner. Yazıklar anda zaten çıkacağım. Oradan artık videolar hepsi açılır. Oradan da girip oradan birçok 60-70 tane videom vardır. Buradaki gerek arkadaşlarımdan gerek Soner abim bahsettiği gibi Avustralya'dan, İngiltere'den birçok arkadaşlarımın internet üstünden yani eskiden ambargolar vardı. Şimdi ambargoya gerek yok. Herkes internet üstünden müzik yapabiliyor. Öyle bir şey olsa bir şey var ne ondan sonra evet, hayır birçok eskiden o kelimeyi unutalım abi. O kelimeyi kesinlikle unutalım. Evet. Döner, yanlış mı? Evet. Bitmiştir. O iş bitmiştir. Evet. Aynen. Evet. Müzik internet üzerinden. Evet. Aynen. %100 katılıyorum. Artık o iş bitti. Yani internet üzerinden biz uluslararası birçok arkadaşımızdan
müzik yapmaya başladık. Bu çok sevindirici, çok güzel. Ve bu işten de çok keyif alıyoruz. Burada Kıbrıs içerisinde yani birçok çok yerlerde çalmadık, yeri bırakmadık diyeyim. Çalmaya devam edeceğiz korona sonrası. Gerek Latin müziği olsun, gerek Kıbrıs parçaları olsun. Yolumuza devam ediyoruz yani ülke içerisinde. O zaman iyi bu. O zaman iyi bu. Kim bir şey diyordu? Soner sen mi söylüyorsun bir şey? Yok ben yok. Dinliyorum abi. Peki. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben mikrofonu sana bırakıyorum. Ama sana değil, klibine bırakıyorum. Bakalım şimdi İbrahim Çetiri'nin o hangi harika eserini dinleyeceğiz. Evet. Say you've had too much gin. Let's get what you let me love you. Ne demek? Ne? Benim köpçüğüm. Evet, şarkının devamını ve tabii ki sevgili İbrahim Çetiner'in YouTube sayfasında başka neler yaptığını görebilirsiniz. Sabah benimle bir şey paylaşmıştı. Ondan biraz bahsetmem uygun olur mu İbo? Bahsedebilir miyim? Tabii ki. Soner. Evet. YouTube abi, Rifat sabahleyin bir eser paylaştı. Ben işte kahvemi, fitre kahvemi yapmışım denliyorum, böyle şey yapıyorum. Abi bir anda böyle kala kaldım. Cat Stevens. Yani diğer adıyla Yusuf İslam. Yusuf İslam. Evet bingo. Evet. Bir altyapı yapmış. Bir güzel aranje etmiş onu. Burç dedi sabah yaptım dedi. Akşam dedi bunu mastering'in alacağım dedi. Yani dedim fırına ekmeği veriyorsun yani. Kesinlikle yani. Yapacağım. Bak genç. Unutmayan bir adam. Yani bu tabii ki almış olduğum baba kültürüyle alakalı, müzik kültürüyle alakalı gençlere destek olmamız gerekiyor. Bu konudaki hassasiyetin için de seni kutluyorum. Tebrik ederim İbo'cum. Harikasın. Tebrikler İbo. Şimdi yukarıya geçiyorum. Üst katta bak tam burada. Neydi o dizinin adı Rıfat? Vikingler miydi? Neydi o? Sağ olun. Netflix. Öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Dur bir yere gitme. Dur. Daha kahve içeceğiz. Yusuf Coşkun'a kahve yapacak da. Tadını çıkartacağız. Rıfat. Biraz önce bir konumuz vardı. Konumlandırmak istiyorum. Yani bir amaca bağlamak istiyorum. Soner, Coşkuner, İbrahim. Olay şu. Eğlence dünyasındaki sıkıntılı dönemin devam ettiğini biliyoruz ama biz somut olarak ne yapabiliriz? Rifat Ertan'ın iş insanı, bir işletme işi. Onun gibi birçok arkadaş var. Sanatçılar var, DJ'ler var, sunucular var, onlar var, bunlar var. Kısacası eğlence dünyası olarak tırnak içinde söylüyorum, hoşgörünüze sınarak şiştik. Rifat ne yapacağız? Coşkun'un senin de katkılarını, Soner senin de katkılarını, İbrahim senin de katkılarını bekliyorum. İfaz söz sende. Şu anda bir açılım devam ediyor Burç. Herhalde tahmini evet. Olarak bize de bir iki haftaya kadar sıra gelir gibi düşünüyoruz. Tabii açılımlar, kuralları, denetlemeleri nasıl olacak bunları göreceğiz. İnşallah bu kararlar alırken ya da bu kuralları koyarken yetkili kişiler bizlere de danışırlar ya da bizim de bir fikrimizi alırlar. Biz de tabii elimize geldiği kadar tanıdıklarımızla ilgili ya samimiyetimizle ilgili işte belli bakanlıktaki arkadaşlarla sürekli bir gündemi takip ediyoruz. Bazı fikirler var. Tabii şu anda net de değil açıkçası. İşte bu zamana göre de hareket edilecek ama biz de diyoruz ki yardım edelim. Ne yapmamız gerekirse yapalım. Kurallarımız neler olacak? Şu anda açık alanlara izin verildi. Örneğin restoranlarda
açık alanda bir açılıma mı gideceğiz? Bu da tabii herhalde bir ay kadar bir süre de isteyecek diye düşünüyorum. Açıldıktan sonra tabii dikkat etmemiz gerekenler mutlaka olacaktır. İşte kişi sayıları, ya PCR testleri, efendime söyleyeyim, el dezenfektanları, ateş ölçerler vesaire vesaire. Tabii eğlence de biraz farklı bir ortam. Herkes gecenin başında farklı bir karakter değil aslında. Kendisi de gecenin sonunda artık o karakterimizden biraz ödün verip eğlenmek isteriz. Daha davranmak isteriz. Mutluluğumuzu paylaşmak isteriz. Ya yani biliyorsunuz hepsiniz de zaten içindesiniz. Bizim biraz o noktada hassas olmamız gerekecek diye düşünüyorum. İyi tarafından da düşünmek gerek. Bugün alkol derecesi 40 derece ve üzeri dezenfektanlar evet. kullanıyoruz. Bar ortamında da zaten gece hayatında işte alkol ön planda bir nevi. Şansımız bol olsun diyorum. Şans bizden yana olsun. Bu sefer inşallah doğru kurallarla, doğru denetimlerle bu pandemi sürecini atladı ve normal yaşantımıza en erken zamanda döneriz. İyi temenniler için teşekkür ederim. Yusuf abi. Evet Yusuf abi. Şimdi şöyle gidelim mi? Şöyle gidelim mi Yusuf abi? Evet sıkıntı var bir an önce istiyoruz ama hani mantıklı olarak Yusuf abicim kardeşin olarak şunu düşünüyorum ben. Diyorum ki Rıfat hani aşamaları söyledi. Biz böyle devam edersek herhalde biraz daha iyi olacak. Biraz hard talk gibi oldu ama şu noktada bizim önümüz açılabilir. Ülke yöneticilerimiz bu konuda bize biraz daha yardımcı olabilirler noktasında. Senin önerin ne Yusuf abi? Şimdi sevgili Burç. Evet. Ben Rıfat gibi çok böyle yeşil yeşil bakmayacağım. Rıfat çok iyi niyetli konuştu. Bir kere bir ülkede bir kurallar, bir yasaklar varsa bunu denetleyecek insanlar da olması lazım. Sen bütün barlara bin bir türlü dezenfekte aleti aldırdın, dünya yatırımı yaptın, bir kere bile gelip denetlemedin. Bugün Rıfat barında sosyal mesafeye uymazsa o barı gidip kapatırsan Rıfat'ın konuşma şansı yoktur. Ama bugün marketlere girin, barlardan daha beter, pazarlar açıldı, daha beter. Yani biz günah keçisi değiliz. Ben Rıfat gibi çok böyle iyi niyetli konuşmayacağım. Çünkü 38 yılımı verdim ben bu işe. 3 aydır bu insanlar, ben şanslı bir kesimim. İşte yıllarla diskotek işlettim. İşte bir gelirim vardı, bir şeyim vardı. Abi bana açıp da çocuğuna süt alamayan DJ arkadaşlarım var benim. Çok da basit değildir bu konu. Onun için tabii ki Burç şu anda bize barları açsalar da sen zanneden böyle üst üste insan bulacaksın. Bunu o mümkün değil Yusuf abi. Bir zamana ihtiyacımız var. Belli bir süreden sonra biz de kendi kendime ben ne dedim işte ilk aşımı gittim yaptım. 22'sinde ikinci yapacağım. Her şeyden önemli sağlık Allah'a şükürler olsun dedik. Tabii. İnşallah ama dün mesela bugün sabahtan aldığım haber beni gene korkuttu. Rum tarafında 400'ün üstünde vaka var. Ve bizim o tarafa geçen 2000'in üstünde işçimiz var. Evet. Yarın gene bum diyecek ve gene kapanacak. Ne olacak ya, bu sektörde sevgili bu? Bir şey söyleyebilir miyim müsaadenle? Şimdi aslında veri akışında biliyorsun yani çok değişik veri akışları oluyor. Çok değişik manipüle bilgiler oluyor. Bundan çok bizim ihtiyacımız olan bundan sonraki dönemde özellikle işte Rıfat işletmeci, Soner de işletmeci yani onun da kendi şeyleri var. Herkesin kendine göre planları var. Şu konuda dikkatli olmamız lazım. Biz muhatap olarak kiminle görüşeceğiz? Hani eğlence dünyası olarak
işte DJ'in sunucusu, ondan sonra işletmecisi, aranjörü vesairesi, sanatçıların özellikle büyük sıkıntıları var. Otel programlarının, bar programlarının vesaire programların bu konuyla ilgili Turizm Bakanımız mı, ondan sonra İl Eğitim Bakanımız mı, ondan sonra bize kim bakacak? Bu konuda bize abi, bir açıklama getirirse, hani en azından şöyle bir açıklama yapılırsa, evet ülkemizde devam eden bu sıkıntılardan abi önce biz bir çatı altında toplanmak zorundayız. Evet. Bugün müzisyenlerin ve DJ'lerin bir çatısı yoktur. Biz sözcü bir insanımız yoktur ve bu yüzden kale alınmadık. Bu pandemiden sonra ben gerekli dostlarımla görüştüm ki Rifat da başında zaten bu işler için koşturan arkadaşlardan biriydi. Radyo Çuk da bize destek oldu müziğine ama ben bir şeyi gördüm sevgili Borç. Kimse gücenmesin, beni yanlış anlamasın. Abi herkesin ikinci bir işi var. Bir miting yaptık bu memlekette. Sayamam bar sektöründe işleyen müzisyeni, PR'ı, DJ'yi. Abi 200 kişi toplanmadık bir yere. Böyle sen kendi mesleğine, kendi şeyine sahip çıkmazsan devlet sana yapmaya sahip çıksın. Önce biz kendi kendimize sahip çıkacak sevgili Burç. Bu çok ciddi bir konudur. Ve bu pandemiden sonra da zaten ben her şeyimle bu konulara destek olacağım. Bu gençlerin daha iyi bir ortam bulması için. Başka bir konu da söyleyeyim. Sigortasız işleyen bir DJ takımı, bir müzisyen takımı var. Yalnızca mesleği bu olan. Bu adamların hiçbir sosyal güvenliği de yoktur sevgili Burç. Onun için bu dönemden sonra bu işler ciddi bir şekilde ele alınacak. Ya şimdi bu bağlamda açıkçası hani ben şu anda İstanbul'dayım. Kıbrıs'ta kırımı çok iyi biliyorum ama Soner, İngiltere'deki durumda, oradaki bizim Kıbrıs insanımızın durumu nasıl? Orada da bütün faaliyetler durmuş durumda. Neden sordum biliyor musun Soner bu soruyu? Şimdi kıyas yapma manasında değil. Öyle bir gayrem yok. Sadece şunu diyeceğim. Ben Yusuf abiye o konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Hani bir ifade için belirli bir platformun, yasal, legal bir platformun kurulması gerektiğini. Rifat bilmiyorum. Aynen. Sen de katılıyorsun galiba bu fikir durumuna. Kesinlikle katılıyorum. Hatta İbrahim, evet. Müzisyenlerinden efendime söyleyeyim, çalışan personelimizden Yusuf abinin az önce dediği gibi de birçok arkadaşımız da var, ayrı bir iş yapıp bu işi ek olarak da yapan birçok arkadaşımız var, sadece bu sektörde çalışan, sosyal sigortasını yatıramayan, mutlaka ve mutlaka işte bir ülkede spordur, sanattır, müziktir. Ne kadar ilerlerse o kadar bizim için de, ülkemiz için de daha iyi, daha güzel yerlere geliriz diye düşünüyorum. Tabii bu arkadaşlarımız, biz de bunun içerisindeyiz. Yani onlar da yalnız değiller aslında. Tamamen sıkıntılarımız hep aynı, zaten ülke olarak da biz bu sıkıntıyı yıllardan yaşadık. Evet. Yani ben çocuktum, benden büyük abilerim, bu işlerden uğraşan arkadaşlarım, abilerim aynı problemleri geçmişten günümüze kadar yaşadılar. Bir gece program yapıyorsun, örneğin kişi başı 500-600 TL, 700 TL ya da işte 1000 TL bir para alıyorsun. Kimi zaman işler yolunda gidiyor. Gününü geçiriyorsun, işini gücünü döndürüyorsun, hayatını idame ettirebiliyorsun. Ama ileriye dönük işte yatırımları olsun vesaire. Bunlar bu sektördeki insanlara biraz ağır geliyor. Neden? Çünkü istikrarda bir işi yoktur. Ya bir anda işte yaz sezonları, özellikle düğünler, programlar falan filanlar derken iyi geçiyor. Ama yazda bildiğiniz üzere 3 ay, 4 ay. Tabii kışta da devam ediyor bunlar ama bugün geldiğimiz noktada böyle bir eksiklik var. Bunlar, bu insanlar, biz de bu devletin vatandaşıyız. Bu toprakların çocuğuyuk. Şimdi Yusuf abim az önce dedi, Rifat çok yeşil yeşil bakar. Aslında simsiyahım Yusuf abi ama
boş konuşmaktan ya da burada şikayet edip de geçip oturmak beni ayrı bir yani sinir katsayımı yükseliyor. Söylenecek söz çok. Biz gene öyle veyahut böyle bir başımızayız. Eğlencemize, kaldığımız yerden inşallah müziğimize devam edeceğiz. Evet. Umarım devletimiz de, yetkili kişiler de bunlarla iletişimdeyiz. Belki de önümüzdeki programlarda onları da davet ederiz. Burada yüz yüze konuşuruz. Çok güzel olur. Bir taraftan da belki sesimizi, feryadımızı daha iyi duyarlar. Biz sağlık önce diyoruz herkes gibi. Sağlıklı bir şekilde, temiz bir şekilde de müziğimizi, işimizi, sanatımızı yapmayı bekliyoruz. Bizi kimse bu süre içerisinde arayıp sormadı. Tamam mısınız be insanlar ya da nedir durumumuz ya da efendime söyleyeyim işte X sektör, Y sektör çağrılır ya bir şekilde iletişim kurulur. İşin en acı noktası biz unutuluyoruz ve en başta ilk biz gidiyoruz sektör olarak ve en sonda biz geri geliyoruz sektör olarak. Daş düşse bizi kapatırlar. Yani biraz yeşil konuşmaya devam etmek isterim. Peki Rıfat. O zaman biz herkesin en mutlu günlerini. Aha. Üç aşağı beş yukarı, üç aşağı beş yukarı son kelimeni alacağım, son cümleni alacağım pardon. Şöyle toparlarsak bir platform tamam. Etrafında Yusuf abinin söylediği gibi toplanmak gerekiyor. İbrahim de hemen hemen aynı görüşte, Soner de aynı görüşte. Soner'in sözünü kestik, sözü ona devredeceğim senden sonra. Son cümleni alalım, hemen Soner'e geçelim olur mu? Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Herkesin eline, emeğine sadık. Dediğim, biz herkesten mutlu, güzel saatler geçirdik yıllarla. Gece hayatı olsun, özel günleri olsun. Sosyal yaşamımızda, bütün günün stresinde, hayatın yorgunluğunu bir şekilde atmamız gerekiyor. Biz hayatın o noktasında herkesi bekliyor olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Peki Rıfat'cığım çok çok teşekkür ederim. Soner senin sözün yarıda kaldı. Çok çok özür dilerim. Biliyorsun ki bugünlerdeki en mühim konuları konuştuk. Sen ne söyleyeceksin? Şöyle son olarak seni dinleyelim. Ben çok fazla zaten arkadaşlar gerçekten her şeyi çok güzel anlattılar. Sorry. Bizim İngiltere'de bulunmam zaten orada gerçekten tamam bir senedir iş yapmıyoruz. Her yer kapandı. Orada gene bir sistem var abi. Orada bizi ödüyorlar. Her şeyimize karşılıyorlar. Yani ev kiram bile mi olsa onu bile mi ödüyorlar. Orada sana bakıyorlar. Aç kalmazsın. Aldığın paranın yarısı da olsa veriliyor. Neyse. Ama burada işte Kıbrıs'ta veya Türkiye'de de belki de aynı. En kötüsü müzisyen olmak belki de yani bu pandemik dönemindeki en son her şey açıldı. Müzisyenler yine bir şey yok. Sanki de bütün hastalık müzisyenlerden geliyormuş gibi ki yanlış. O sektöre bağlan düşün artık yani restoranlar olsun, barlar olsun birbirlerini bağlıyor zaten. Orada çalışanlar olsun, oradaki müzisyenler olsun. Bence biraz sistem bozuk bence. Kesinlikle Soner, kesinlikle. Evet. Sistem bir nokta yok. Altında Soner'in dediğine geliyor olay. İbo'dan da son cümleyi alalım. İbo'cum seni dinlemek istiyoruz. İbo duyuyoruz, duymakta zorluk evet. Çekiyoruz. Beş evet. Yaşı bayağı değil mi? Evet, biliyorum evet. Seni. Evet, evet abi. Şu anda Kıbrıs'ta bütün müzisyenler, bütün arkadaşlarımız, bütün dostlarımız, hepsimiz darmadağın durumda. Ama işte bunları düşünmekten biz çok yoruluyoruz. İşte koronadır, şudur, budur, onlar oluyor bunlar. O yüzden ben gidip, kendi adıma söyleyeyim, gidip müziğe sığındım. Yani sürekli müzik yapıyorum çünkü
Çünkü boşta kaldık sonra bunu düşünüyorum. Ülkenin içerisinde geldiğimiz bu noktalar işsiz, güçsüz, herkesin maddi manevi psikolojik de olarak herkesin yıkıma uğradığı bu pandemi döneminde ben sürekli gitar çalmayı tercih ettim. Sürekli birilerine işte kayıtçık bir şey yapayım, müzik dinleyeyim, 80'leri dinleyeyim, 90'ları dinleyeyim, yabancı dinleyeyim, Türkçe dinleyeyim. Sürekli müzik dinliyorum ve bunu da söyleyeyim. Yusuf abiyi çok büyük takdir ediyorum. Hepsimizi bir noktaya toplamaya çalıştı ama bizim sevgili Kıbrıs halkımız şu sonuna kadar, köküne kadar Kıbrıslıyız. Genelde birçoğu klavye başında yazıyorlar. Gelme toplanma olunca evden takip ediliyor onlar da. Bunları hepsini kenara bırakıp müzisyenlerin bir dernek, bilmiyorum yani dernek daha önce kuruldu, olmadı, yapılmadı ama belki Yusuf abi bu işin öncüsü olur. Hepsimizi bir çatı altına toplar sonrasında bu pandemi sürecinin ve artık daha güçlü, daha birlik ve geleceğimizi daha garantiye alarak, yani gerek sosyal sigortadır, gerek bir takım yatırımlarımızdır. Bunu hem kendimiz ve birçok işletmeden de bunu istememiz lazım. Yani siz bizi isterseniz müzik yapalım, okey yapalım ama şunlarımızı da lütfen bize karşılayınız. Yani bir takım yatırımlarımızı ve kendimiz gücü olan kendi yatırsın, olmayan bir şekilde sonrasında, yani her şey bu pandemi sürecinin sonunda bittikten sonra umarım ki bütün müzisyenler ve bütün DJ'ler, bütün eğlence sektöründeki tüm dostlar oturup birlik olup daha güçlü, daha sesimizi duyaracak bir noktaya geliriz diye öneriyorum yani ve en büyük temennim şu oluyor yani şu anda. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili Rıfat Ertan'ın, ondan sonra iş insanımız, harika dostlarımızdan bir tanesi Rıfat. Evet. Güzel noktalara değindin. Kalbine sağlık, önerilerine sağlık ve tabii ki sonuçta sevgili Coşkuner abimizin abi, aynı zamanda baba dediği noktada hepimiz birleştik. Rıfat Püreğine sağlık, önerilerine sağlık, fikirlerine sağlık. Sevgili İbo, aynı şekilde güzel müziğini uzun uzun dinlemek isterdik ama malum bazen internet dünyası, değil mi? Bizi çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Müziklerini lütfen benimle paylaşmaya devam edin. İbrahim Çetin olarak YouTube'dan lütfen bu adımı takip edin. Çılgın bir ritmo latino. Peki dönüyorum yan komşuya Soner Tursoy'a. Ah Soner'im, ah Soner'im. Yanayım yanayım dedik. Ne günler geçirdik. Ne kadar ayandık. Muhtemelen Londra'ya gittiğinde ben de muhtemelen Londra'ya gireceğim. Yeni projesi başlıyor yakında. Orada da görüşeceğiz. Yeni projelerini takip etmek için hangi sosyal medyalar uğramasına, Instagram, YouTube adreslerini verir misin? Zaten Soner Tursoy yazın veya Babutsa yazın, her yerde çıkıyoruz. Ana marka ya, yeter bu kadar. Pekala. Kendinize çok iyi bakın ve şu anda yan tarafta, bu tarafta çok mühim bir isim var. Coşkun Elden. Arkadaşlar ben 1-2-3 diyeceğim. Coşkun Elden hep birlikte, siz şey deyin, o duymasın. Coşkun derim, mikrofonu kulaklığını kapatır mısın Reji? Yoksa söver bana canlı canlı. T-shirt istiyoruz diyeceksiniz, tamam mı? Ben söyleyeceğim, siz tamamlayacaksınız. Tamamsa bir kafa sallayın arkadaşlar. Tamam deyin bana yani. Tamam mı üçünüz de? Evet, tamam. Tamam. Coşkuner duymasın. Coşkuner duymasın. Peki arkadaşlar, Coşkuner'den ne istiyoruz? T-shirt. T-shirt. T-shirt istiyoruz. T-shirt. Evet. Ben Burslu Üçer. Bak bir konuşanlar da gelecek hafta bakalım kimler olacak. Bütün konuklarıma teşekkürler. Kendinize lütfen yeni doğan günden daha iyi bakın. Daha iyi bakmaya ihtiyacımız var. Az şikayet, çok icraat. Bu arada bütün bu akşam konuştuklarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza, ilgili menajerlerin, eğlence dünyası, bakın notlarımı yazdım. Sanat dünyası, müzik dünyası, yani bu dünyanın sesine kulak vermelerini rica ediyoruz. Biz size duyduğumuz saygıyı aynı şekilde bizden de çıkan sesleri duymanızı istiyoruz. Önemli noktalar var. Seçim zamanlarınızda fikirlerinize hep saygı gösterdik. Ama siz de bizi anlayın biraz.
Ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olarak sevgili arkadaşlarımın söyledikleriyle biz yasal mercilerde sizlerle beraber bir araya gelmek istiyoruz. Yani diyoruz ya devlet baba, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen bu konuda iletişim başkanlıklarınız ya da yetkili mercilerinizi, bu yayın mutlaka size ulaşıyor. Lütfen ama lütfen bu konuda bize yardımcı olun. Bu konuda da bizim bütün arkadaşlarımız, işletmecilerimiz, müzisyenlerimiz, sanatçılarımız size yardımcı olmaya hazır. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Sevgili Coşkun Erle, sizleri baş başa bırakıyorum. Burç Tunç'a ben İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'me sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Coşkun Ertop 5'te bu hafta 5 numarada. İrem Derici zorunlu sevgilim. Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamalı. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik biz de bilgilerle. Coşkuner top 5'te bu hafta 4 numarada Zeynep Donat Hükümsüz Aşklar. Sen senden sonra inan kimselere bakmadım. Sersefil oldum ardından sana her gün yandım. Aşka son yazdığın içimde parçalandım. Gitme, gitme kal diye yalvardım. Geride kalmış rüyalar, yüzüne vurmuş yalanlar. Gideni durdurmaz zaten hükümsüz aşklar. Coşkun Ertop 5'te bu hafta 3 numarada. Demet Akalın Sepet. Diyoruz kabul et istersen. Yanlışı doğruyu yüzüne de vururum. Tabii beni dinlersen. Ben gene denedik. Yetmedi yine denedik. Yolda en az iki üç kere buzun bir iliş bir tazeledi. Böyle nereye kadar, böyle
Coşkun'un top 5'te bu hafta 2 numara. Cah burada geçti günler, mevsimler. Erol Evgin, Aşkın Nur Yergi, söyle canım. Gezdim durdum derbeder. Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden. Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salgınlarla. İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turlara. İstersen evlerim davullarla, surlarla. İstersen çınlatalım dört bir yarın şarkılarla. Sen ağlamadın bir af çektim içimden. Gitti yavaş feda etsin. Coşkular top 5'te bu hafta 1 numara. Kıbrıs'ın altın çocuğu Buray, Kış Bahçeleri. Kahredip ağlamadım bir ah ettim içimden. Nazıma ağlamış diyen gitti. Can veremedim ya. Kış bahçelerinde soldu aşkım baharlarına. Yağmuruma, yazlarına Evet sevgili arkadaşlar, bir çarşamba, bak bu konuşanların daha sonuna geldik. Yarın akşam Yusuf Coşkuner ile Nesten Çalayım'da yine eğlence sektörünün çok güzel simalarıyla sizlerle birlikte olacağız saat 21'de. İlginiz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Sağlıkla kalın.